Dünya Kupası'nı kim kazanır? Bunu yanıtlayacağımız videoya hoş geldiniz. Dünya Kupası'nın artık başlamasına çok az kaldı ve tek tek gruplardan kimler çıkacak? Eleme turlarında kimler devam edecek? Ve sonrasında kupaya uzanan takım bence kim olacak? Bunları hep beraber inceleyeceğiz. Hemen isterseniz bilgisayara geçelim. Dünya Kupası tahminleri için FIFA'dan uzun zamandır bir böyle bir uygulama yaratmalarını bekliyordum. Ancak bir türlü bir şey yapmadılar. Avrupa Şampiyonası'nda vardı çünkü biliyorsunuz. Ancak FIFA UEFA kadar geliştirememiş kendini. Ve ben de ararken böyle bir site buldum. Türk birileri tarafından yapılmış bir site sanıyorum bir ödev için falan yapmışlar. Ottulu arkadaşlar yapmışlar. O yüzden onlara da selam olsun şimdiden. Bu sitede worldcup-predic.com sitesinde tek tek hangi gruptan kim kaçıncı olur dizeceğiz. Burada gördüğünüz şekilde grupları dizdikten sonra aşağıya da takımlar otomatik olarak yerleşiyor olacak. Ve sonrasında eşleşmelerden kim gider ileriye doğru onları da tamamlamaya etmeye çalışacağız. Hemen A grubundan başlayalım isterseniz. A grubunda Katar, Ekvador, Senegal ve Hollanda var. Burada ben net bir şekilde Hollanda'yı başa koyacağım. Grup analizlerini izlediyseniz zaten Hollanda şu anda gümbür gümbür geliyor. Ondan bahsetmiştik. Senegal'de ikinci olur bence. Çünkü Senegal'de de hani Afrika Kupası'nı kazanmış küçümseyemeyeceğimiz bir takım olduğunu söylemem lazım. Ve Katar'la Ekvador gerçekten onlara göre çok daha zayıf takımlar bence. Dolayısıyla ben burada Katar ya da Ekvador üçüncü olabilir. Çok önemli değil diyorum ama Katar'ı ev sahibi olduğu için hadi bir yazalım. Bir şike döner, bir şey döner Ekvador maçında üçüncü olurlar diyelim. B grubuna geldiğimiz zaman burada net bir şekilde İngiltere'yi öne koymak isterim aslında. Ancak şu ana kadar hoca da baya sıkıntılı gidiyor. Yani ben açıkçası Southgate'i zaten oyunu beğenmiyordum. Ancak turnuvada o oyunla iş yapmayı başarıyor. Yine de o yüzden İngiltere'yi başa koyacağım. Burada şimdi ikinci çok önemli olacak. Çünkü İran, Amerika, Galler hepsi ortada takımlar. Hepsi olabilir. Ama ben turnuva tecrübesi nedeniyle e, Galler'e koyacağım. Turnuva tecrübesi derken son 6 yıldır turnuvalara giden bir takım ama Amerika gördüğünüz gibi her sene gidip gruptan çıkamayan bir takım. Dolayısıyla ben İran'la Amerika'yı geriye koyacağım. İran'ı en geriye koyacağım. Onun sebebi de ülke içerisinde karışıklık ve oyuncularla devlet arasında çıkabilecek çeşitli problemler. Onda da yine analiz videolarında bahsetmiştim. Gelelim C grubuna. Ben burada Arjantin'i net bir şekilde yukarıya koyuyorum. Ondan sonra da kimi koyalım derseniz Meksika mı Polonya mı arasında kalacağım. Çünkü ben Suudi Arabistan'ı en arkaya koyacağım. Gerçekten çok güçlü bir takımları olduğunu düşünmüyorum. Arjantin zaten bu grupta net bir şekilde favori. Buraya gelirken ne kadar iyi olduklarından bahsetmiştim. Meksika'yı koyabilirim. Hayır, Meksika'yı koymayacağım yani Meksika'dan vazgeçtim. Polonya'yı koyacağım. Yerlerini değiştirelim. Yer değiştirme özelliği bile eklemişler. Çok iyi site. Aşağı zaten linki koyacağım. Mutlaka size girer yaparsınız. Kim şampiyon yapıyorsanız paylaşırsınız yorumlarda. Son sıraya da Saudi Arabistan'ı koyacağım. Polonya'yı çıkardık. Yani bu arada enteresan oldu. E, Meksika Meksika'yı çıkarmamın nedenini açıklayayım. Meksika'nın hocası çok kötü ve Meksikalı arkadaşım bundan sürekli dert yanıyor. O yüzden Meksika'nın çıkamayabileceğini düşünüyorum. D grubuna geldiğimiz zaman burada Fransa'yı lider olarak herkes bekliyor olabilir ama ben Danimarka'yı söyleyeceğim. Analizlerle de çok bahsettim. Danimarka bence şu anda çok daha iyi bir takım. Fransa içerisi biraz daha karışık. Kimin oynayacağı belirsiz. Pogba aynı formda mı dönecek? Mbappe sürekli zaten bencil hareketleri içerisinde. Dolayısıyla ben açıkçası biraz Fransa'nın zorlanacağını düşünüyorum ki Danimarka Fransa iki maçta da yendi Uluslar Ligi'nde. Burada diyeceksiniz ki Uluslar Ligi ile Dünya Kupası aynı şey değil ama ben yine Danimarka'nın yukarıda olacağını Fransa'nın ise Dünya Kupası'ndan şampiyon olduktan sonra gruptan çıkamama laneti var biliyorsunuz. Ona yakalanmayacağını düşünüyorum. Çünkü grup gerçekten çok basit. Ve burada da Tunus 3. Avustralya 4. olacaktır diyorum. Eğer Tunus bir sürpriz yapabilirse Fransa gruptan çıkamayarak o laneti sürdürebilir diyelim. E grubuna geldiğimiz zaman İspanya var, Costa Rica var, Almanya var, Japonya var. Burada iki tane büyük takım olması gerçekten çok güzel bir grup haline getiriyor bunu. Ama ben şu anda İspanya'da olduğum için de İspanya'ya ekstra bir sempatik duyduğum için de İspanya'yı yukarı yazacağım. İkinci sırada da tabii ki Almanya yazacağım. Bunlardan bir tanesi bir şekilde sürprizle gidebilir miydi diye baktım ama yani Costa Rica ile Japonya o kadar güçlü takımlar değil bence. O yüzden Japonya'yı 3'ü Costa Rica'ya 4'e koyacağım. Ve burada da İspanya'nın, Almanya'nın hangisinin ikinci, birinci olacağı çok önemli olacak. Çünkü F grubuna geldiğimiz zaman burada Hırvatistan var, Belçika var, Kanada var ve Fas var. Burada kimin birinci oğlu, ikinci oğlu biliyorsunuz çapraz eşleşme oluyor. Birazdan aşağıda göreceğiz zaten. Dolayısıyla ben burada Belçika'yı bir, Hırvatistan'ı ikiye yazarken Kanada 3, Fas 4 diyeceğim. Aslında bu grup bence çok yakın takımları barındırıyor içinde. Çünkü Belçika bence eskisi kadar iyi değil. Hırvatistan çok iyi geldi buraya ama yine de Dünya Kupası atmosferiyle Kanada ve Fas'ın biraz daha sürpriz yapabileceğini düşünüyorum ve F grubu biraz karışabilir. İlk başta Belçika ve Hırvatistan daha net bir şekilde yukarıda görülür ama analizlerden sonra hem Kanada'nın hem de Fas'ın şansı olduğunu düşünüyorum. Brezilya grubuna geçelim. Brezilya grubuna geçmeden önce de videonun burasına kadar geldiyseniz tam gaz devam edeceğiz. Beğeni butonuna basarsanız arkadaşlar. Basmazsanız video devam etmiyormuş diye duydum. Teşekkürler gider. tabii ki lider olarak yazacağız. Burada ancak Sırbistan mı, İsviçre mi, Kamerun mu çok büyük bir soru işareti. Bence Kamerun daha iyi bir takım diye düşündüm ama analizler sonrasında gördüğüm kadarıyla o kadar iyi bir takım değilmiş. O yüzden son sıraya yazacağım. Ancak Sırbistan mı, İsviçre mi diye baktığım zaman İsviçre her ne kadar daha iyi bir takım gibi gözükse de son birkaç yıla baktığımızda ben Sırbistan'ı yukarı yazacağım. Çünkü özellikle Mitrovic gibi bir silahla birlikte inanılmaz işler yapıyorlar. Sürprizleri yapmaya devam edeceklerdi burada diyorum ve İsviçre'yi 3. sıraya yazdım. Kamerun'u 4'e yazdım. Son grubumuz ise H grubu. Burada Portekiz, Uruguay ve Kore var. Her takımın yaşayabileceği sıkıntılardan bahsetmiştik. Özellikle Portekiz'de bence en belirleyici unsur Ronaldo'nun performansı olacak. Ben yine de Ronaldo'nun gücüyle birlikte gruptan çıkacaklarını düşünüyorum. Her ne kadar çok çok iyi gelmeseler de buraya playoff'tan falan geldiler biliyorsunuz. Ama Uruguay'da eskisi kadar iyi mi değil mi yeni hoca ile birlikte ben daha iyi olabileceklerini düşünüyorum. Ve o yüzden sürpriz bir şekilde Uruguay lidere yazacağım. Portekiz'i ikinci sıraya yazacağım. Ve böylelikle son altıda Brezilya portekiz görebiliriz. çok heyecanlı olur gerçekten bence. Portekiz'e kavga ederler maçta. Üçüncü sıraya Kore yazacağım ve Gana'yı en sona yazacağım. Burada Güney Kore sürpriz yapabilir. Gana'nın en zayıf takım olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten toplama bir takım yaptılar. Son anda birkaç tane oyuncuyu Ghana'lı yaparak buraya geldiler. Ve hemen şimdi eleme turlarına geçelim. Burada ilk maçımız Hollanda Galler oldu. Burada net bir şekilde ben Hollanda'yı yazacağım bir sonraki tura. Ve zaten Hollanda'nın geçmesini istiyorum açıkçası nedenine geleceğim birazdan. Burada Arjantin Fransa inanılmaz bir eşleşme oldu. Bu biraz tatsız oldu. Çünkü Messi fanı varsa aranızda onun hemen gitmesini istemezsiniz herhalde. Ben öyleyim. Ve gerçekten inanılmaz bir eşleşme oldu. Çünkü Danimarka'yı ilk sıraya yazdık. Fransa'yı ilk yazdık. Ben böyle bir eşleşmede ben bu sefer Arjantin'in geçeceğini düşünüyorum. Geçen turnuvada biliyorsunuz Fransa elemeyi başarmıştı Arjantin. Ama bu sefer Arjantin geçecek diyorum. İspanya Rıvatistan tarafına geldiğimiz zaman bu da İspanya yukarı yazacağım. Eleme türlerinde özellikle İspanya'nın daha güçleneceğini düşünüyorum. Çünkü Euro'da öyle olmuştu. Burada Brezilya Portekiz eşleşmesi oldu. Bütün iyi takımları buraya dizmiş olduk şu an. Hep de böyle denk geliyor zaten. Bir tane öyle iki tane şey oldu mu sürpriz oldu mu bütün iyi takımlar aynı yerde kalıyor. Tatsız oldu. Diğer tarafta sadece Belçika, İngiltere, Almanya kalmış. Bir de Danimarka bence yine yarı final görebilir orada. Neyse gelelim. Burada Brezilya'yı yazacağım net bir şekilde. Kusura bakma Portekiz. Diğer tarafa geldiğimiz zaman İngiltere, Senegal var burada. Ben Senegal'in bir Afrika takımının çeyrek görmesini istiyorum. Senegal'i yukarı yazacağım burada. İngiltere zaten şu ana kadar çok da böyle istediğimiz kalitede oyunu sunamadı yani. Çok iyi oyunculara sahipler ama çok defansif oynuyorlar. O Danimarka'yı net bir şekilde söyleyeceğim. Danimarka Polonya çok zayıf bir eşleşme olmuş zaten burada. Devam ettiğim zaman Belçika mı Almanya mı? Ya Belçika eski Belçika değil. Almanya eğer gruptan çıkacak performansı gösterirse Almanya yukarı çıkar diyorum. Ya Uruguay Sırbistan'da da yine bir sürpriz bekliyorum ve Sırbistan'ı yukarı koyacağım. Uruguay buralara çok alışık ama Sırbistan ya bu sene bu sefer iyi geliyorlar bence. Gelelim tekrar Hollanda Galler eşleşmesinden çıkan Hollanda'ya ve Arjantin Fransa eşleşmesinden çıkan Fransa arasında oynanacak maç. Neden böyle bir eşleşme istiyorum? Onu açıklayayım. Çünkü tam bu maça benim bir biletim var arkadaşlar. Gideceğim oradan sizin için. diyorlar da çekeceğim Katar'dan. Hollanda Arjantin ya da Hollanda Fransa bunların hangisi olursa olsun çok güzel maçlar olacaktır. Ama ben özellikle Messi'yi canlı izleyemediğim için içinde kaldığı için Messi'yi canlı izlemek için Arjantin'in gelmesini istiyorum. Diğer taraftan da Hollanda gelirse güzel bir maç olur. Daha basit bir rakip gelirse Messi'nin pataküte koyduğu bir maçı da izlemek isterim tabii ki ama kalite açısından Hollanda Arjantin bence çok iyi olacaktır. Burada yine Arjantin yukarı çıkaracağım. Çünkü dediğim gibi Messi ve tüm takım artık motive bu turnuvayı kazanmak istiyorlar. Ancak aşağıdan gelecek takım Brezilya arkadaşlar. İspanya karşısında ben Brezilya'nın çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. gerçekten bütün güçlü takımlar bu tarafta dizildiği için inanılmaz maçlar oluyor şu anda. Karşı tarafa geldiğimiz zaman Senegal mi Danimarka mı? Ben Danimarka'nın yarı final göreceğini düşünüyorum. Bu böyle bir düzen olursa dediğim gibi Avrupa Şampiyonası'nda da harika işler yapmışlardı. Yani videolarda dediğim gibi. Burada da yine yarı finale kadar çıkarak sürpriz yapabileceklerini düşünüyorum ve burada da rakipleri Almanya olacaktır. Bakalım, bu, bu taraftan devam edelim öncelikle. Almanya Danimarka arasından kim çıkar derseniz ben yine Danimarka diyeceğim sürpriz üstüne sürpriz ulanlıyorum. Ve Danimarka'yı finale kadar getiriyorum bilmiyorum. Danimarka çok fazla sempatim var. Özellikle Eriksen olayından sonra takımın kenetlenmesi, müthiş oyunlar oynaması, elemelerdeki uluslar ligindeki performanslar beni çok etkilediler arkadaşlar. O yüzden Danimarka'yı güzel bir yol olduğu için finale kadar çıkardık. Hani karşısında böyle Brezilya, işte İspanya, Arjantin, Hollanda gelseydi eleyebilirdik ama bu yoldan çıkarlar diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla Almanya'yı eledik. Almanya 3. maçına gidecek. Orada rakipleri de muhtemelen Arjantin olacaktır arkadaşlar. Yani şuraya baktığım zaman Brezilya şu an daha formda gözüküyor. Ne yazık ki. Ama şunu da söylememiz lazım. Copa Amerika'da Arjantin Brezilya'da kazanmayı başarmıştı. O yüzden yine Arjantin kazanan taraf olabilir. Ama bu sefer Neymar ve arkadaşları bu kadar rahat bırakmayacaktır. Ve Brezilya Danimarka finali tarihi bir maça sahne olacak. Brezilya'nın farklı kazanacağı bir final olabilir diye düşünüyorum. Benim isteğim ne derseniz tabii ki burada Arjantin'in olması ve Arjantin'in Messi ile birlikte şampiyon olması. Finalde gönül ister ki Portekiz'le Arjantin Portekiz grubunu lider bitirsin. Diğer tarafta olsun Portekiz'le Arjantin finalde eşleşsin. Ya da Brezilya ile Arjantin e eşleşsin. Böyle müthiş bir yani Historik bir şey görelim istiyorum ama şu an yaptığım tablodan Danimarka geldi enteresan bir şekilde. Siz de arkadaşlar aşağı bıraktığım linkten açıklama kısmında var. Bu düzenlemeleri yaparak kimi şampiyon yaptığınızı, kimi şampiyon olacağını yazabilirsiniz yorumlara. Gelin kıyaslayalım bakalım e, turnuvanın sonunda kim kazanacak. Hepsini birlikte değerlendirelim. Bu tarz Dünya Kupası ile ilgili eğlenceli sıralama videolarımızın olduğu videoların hepsi burada arkadaşlar. Katman listesi yapıyorum, takımları sıralıyorum, grupları sıralıyorum, formaları sıralıyoruz birlikte. Buradan hepsini izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.